Mustafa'nın her haline şahidim hünkârım. Bir an dahi dönüp bakmadı tahtınıza. Şimdi ne olacak diye sormadı. Acılar içerisinde gözyaşı döktü yanınızdayken. Dualar etti bu çocuğunuzda. Benim de evlatlarımdan tek arzum budur Pargalı. Bugün değilse yarın ben de göçüp gideceğim bu dünyadan. İşte o gün geldiğinde evlatlarım kavgaya tutuşmak yerine babalarının ardından gözyaşı döksün. Dualar etsin isterim. Şimdi. Gel. Hünkârım, tekkeden Salim Efendi'nin yakalandığı haberini getirdiler. Anlaşıldı. Çekilebilirsin. Hünkârım, rahatsızlığınızdan mütevellit size malumat veremedim. Salim denen hain bana yanımda Hatice Sultan'ım ve evlatlarım varken pusu kurdu. Bertaraf ettim neyse ki. Bilaveten matrakçıyı ellerine düşürdüler. Müdahale ettim, kurtardım. Lakin Salim Efendi çoktan kaçmıştı. Eğer şimdi müsaade buyurursanız sorgu etmek isterim. Ben sorgu etmek isterim Pargalı. Bakalım bu Salim Efendi kime hizmet ediyormuş? Bu efendi hazretleri kimmiş? Demek yol kesip eşkıyalık yapan gafil sensin. Kimden alırsın bu cüreti? Kimlere uşaklık edersin? Ne yaptınız bu adama böyle? Yakalandığında böyleydi paşam. Elleri ve dili kesilmiş haldeydi. Birileri konuşmasından çekinmiş belli ki. Efendi Hazretleri, beni artık bu meseleden azledin. Korkma. Salim konuşamaz. Ben gereken tedbirleri aldım. Bu işin sonu kötü. İbrahim Paşa'yı yok etmeye çalışırken onu daha güçlü hale getirdiniz. Siz de artık durun. Bu şekilde bir yere varmanız mümkün değil. Bir süre beklemek en münasibidir. Lakin bu kafirin Müslüman alemini yönetmesine müsaade edecek değilim. Siz bilirsiniz. Fakat beni mazur görün. Fayda beklemeyin. Bu işe bulaştın artık paşa. Vakti gelince tekrar kapını çalarız. Mevzu ziyadesiyle uzadı İbrahim. Kimdir bu hain? Her kimse yılan gibi sinsi kaçıp giriyor, deliğini göstermiyor bize yüzünü hünkârım. Lakin bir dahaki sefere kendi ellerimle alacağım canını. Bu hain yargılansın, çarşı meydanında infaz olsun. Mahidevran Sultan büyük hata etti. Korkarım bunun cezasını ömrü boyunca ödeyecek. Hırs, öfke, aşk, nefret bunlar tehlikeli hisler. Şayet dizginlenmezler ise bunlardan bir tanesi dahi insanı felakete sürüklemeye yeter. Ömrüm yettiği sürece sultanımızı ben koruyacağım bizzat. Hoş. Mustafa'nın varlığı onu kuvvetlendirdi. Hürrem eskisi kadar rahat değil. Bu dengeyi muhafaza etmek şart.
Peki biz ne olacağız paşam? Ne olmuş bize? Öyle mi devam edeceğiz hep? Memnun değil misin halinden hatun? Hayır asla. Ben... Söyle. Kalbinizde bana yer var mı? Ben teselliyi sende buldum. Ne kaldıysa geri bu kalpte... ...hepsi senindir. Sizinle bir ömür yan yana geçirmek isterdim. Birlikte yaşamak, çocuk sahibi olmak. Çocuk? Bağışlayın ben... Yok yok. Senin gibi yumuk gözlü, oka burunlu... ...sevimli bir kız çocuğu, ha? Güzel olurdu. Nerede o günler? Maşallahları var. Sizin de iki tane evladınız var zaten. Onlar başka Nigar. Onları da seviyorum elbet ve canımı dahi veririm onlar için. Lakin ben kendime bir evlat istiyorum. Aniden mensubu olmayan. Karşısında sultanım deyip diz çökmeyeceğim. Mütemadiyen izahat vermek zorunda olmayacağım. Beni koşulsuz seven bir evlat. Bir aile. Yanlarında hür ve çıplak olabileceğim bir aile. Ne hayal be. Paşam. Siz yeter ki isteyin. Ben size istediğiniz her şeyi sunarım. Sultanım uyandırdın mı sizi? Ne vakit geldiniz? Epey geçti. Rahatsız etmek istemedim. Ben uyurken gün ağrıyordum. Yoktunuz. Ancak gelebildim. Bu ikinci oluyor İbrahim. Ne yapıyorsun sen? Bu kez ne cevap vereceksin çok merak ediyorum. Bize saldıran haini yakaladık. Onunla meşguldüm. Madem öyle... ...neden bu kadar tedirginsin? Neden bakmıyorsun gözlerime? Ne saklıyorsun benden? Bir hayli yorgunum sultan. Yıkanacağım. Bunlar sonra konuşuruz. Onların yüreklerine öyle bir korku sal ki... ...bir daha karşına çıkmaya cesaret edemesinler. Thank you.
Nedir bunun doğrusu paşam? Neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Bu bir imtihan senin için. Dosta düşmana kendini anlatmak için bir fırsat. Cihan Sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. İnfazı durdurun. Vali Bey'in canını bağışlıyorum. Ne oldu? Mustafa'm infazı durdurdu. Belli ki affetti. Üzülme artık. Malkoçoğlu Vali Bey, devletimize ve hanedanımıza yıllarca hizmet etmiş şerefli bir askerdir. Yaptığı hatanın karşılığı ölüm değildir. Zira kötü niyetli biri olmadığına kanaat getirdim. Bu yüzden canını bağışlıyorum. Vaziyet nedir İbrahim? Şehzademiz infazı durdurdu hünkârım. Nerede şimdi? Buradayım hünkârım. Sizi utandırdıysam bağışlayın. Verdiğin ilk kararın hatalı olduğunu neden düşündün? Bir Cihan Sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa'm. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Ben hangisini yaptım? Beni ziyadesiyle mesut ettin Mustafa. Ve yanıltmadın. Gel Malkoçoğlu, yaklaş.
Keşke bu tatsız hadise hiç yaşanmasaydı. Böyle bir hadiseyle karşı karşıya hiç gelmeseydik. Neyse ki şehzadem senin masumiyetine inandı ve seni bağışladı. Yüce Rabbim şehzademize uzun ömürler versin. Lütfettiler. Amin. Malkoçoğlu, sen de bilirsin benim aşka hürmetim vardır. En başından benim yanıma gelip hislerinden bahsetseydin bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bunu kendime bile itiraf etmekte zorlanırken sizin karşınıza nasıl çıkardım? Maziyle kederlenmenin kimseye bir faydası yok. Biz istikbale bakalım. Benim mazim ve istikbalim bellidir. Size, hanedanımıza ve devletimize bağlıyım. Her daim hizmet etmekten de şeref duyarım. Siz de münasip görürseniz hizmetlerime, memleketimde, ailemin yanında devam etmek isterim. Münasiptir Malkoçoğlu. Senin varlığın her daim bize kuvvet verecektir. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Paşa Hazretleri. Uğurlar olsun. Paşam, Malkoçoğlu gibi yiğit bir askere bu reva mı? Aşk Batrakçı nice yiğitleri alıp götürdü. Bunu en iyi siz anlarsınız paşam. Yok mudur bir yolu? Engel olamaz mısınız bu infazı? Malum şehzademiz sizi dinler. Ok yaydan çıktı bir kez. Of, of. Nasıl efendi? Aylar oldu görmüyorum sizi. Ha. Oldu mu o kadar? Oldu. Malkoç oldu desen o da kayıp. Nerede pasa? Neden gelmiyor? Boş ver. Deyim, siz kimsiniz? Tanıştık mı daha önce? Hadi sen bizi yalnız bırak. Hadi. Otur otur, kim oldu? Paşam, Ferdinand ve Schalke'nin sulh istekleri malum. Lakin bir süredir Macaristan tahtını ele geçirmek için Zapolya'yı baskı altına aldılar. Zapolya arkasında Osmanlı olduğu sürece onların karşısında duracaktır. Sandığınız kadar kolay olmayabilir. Lakin çevresi tarafından da baskı görüyor. Senin önerin nedir? Görevi bana verin paşam. Burada siz, orada ben olursam güçlü bir ittifak kurma şansımız olur. Avrupa'nın kapıları Osmanlı'ya tamamen açılır. Krallık istiyorsun yani.
Öyle mi? Siz ve hünkârımız münasip görürse elbet. Düşünelim bakalım. Yarın elçileri kabul edeceğim sen durdun. Konuşuruz. Elbette. Sen gelir miydin buralara? Duydum ki Bali Bey gelmez olmuş. Sorma. Kesildi ayı. Hünkârım, Ferdinand'ın elçileri payitahttalar. Huzurumu almak için bekletiyorum. Bu sulh doğuya yapacağımız sefer öncesinde bilhassa mühim Pargalı. Yakından alakadar ol. Siz merak buyurmayın. Gritti ile görüştüm hünkârım. Macar tahtına dikmiş gözünü. Alenen talep ediyorum. Malumun ilanı. İlaveten saraydan sızan birçok malumatın altında bunun olduğu aşikar. Öyleyse istediğini ver Pargalı. Ver şusunu. Elçilerle görüşmeyi teşrif edecek misiniz yarın? Hayır, dolaşacağım. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Hünkârım, merakımı mazur görün lakin sizi biraz sıkıntılı görüyorum. Hatırlar mısın? Bir keresinde sana İskender'in vasiyetini okutmuştum. Ve sormuştum sana, ben nasıl öleceğim diye. Ne dersin? Belki benim de bir vasiyet hazırlama vaktim gelmiştir. Hayır hünkârım, henüz değil. Siz daha uzun yıllar hükmedeceksiniz Cihan. Senden bir söz istiyorum Pargalı. O gün geldiğinde evlatlarımın yanında ol. Onlara doğru yolu göster. Zinhar kendi kanları bulaşmasın ellerine. Söz veriyorum hünkârım. Aynı sözü ben de sizden talep ediyorum. Eğer sizden evvel hakkın rahmetine kavuşursam evlatlarımın yanında ol. Sözüm söz bak. Sözüm söz hünkârım.